Work and Travel özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın çok tanıdık olduğu bir kavram. Work and Travel 1966 yılından beri gerçekleştirilen bir öğrenci dönüşüm programıdır. Bakın değişim programı değil, dönüşüm programıdır. Ne amaçlar? Öncelikle Work and Travel deyince insanlar bütün dünyadaki çalışma programlarını bu isimle adlandırıyorlar. Çalış ve gez ismiyle. Work and Travel olarak bildiğimiz program Work and Travel USA'dır. Hatta Summer Work and Travel USA'dır. Yani Amerika'da yazın yaklaşık 4 aylık bir sürenin 4'te 3'ünde çalışıp 4'te 1'inde de gezmeyi amaçlayan bir kültürel değişim programıdır. Program neyi içerir ya da neden tasarlanmıştır? Şöyle belirteyim. 66'da Department of State dediğimiz Amerikan Dışişleri Birimi, yani şey göç birimi, Immigration Office bu programı gerçekleştiriyor. Burada ne yapıyor? Yurt dışından, diğer ülkelerden Amerika'ya gelen öğrencilerin yaklaşık 4 aylık bir sürenin 4'te 3'ünde çalışıp Amerikan kültürünü tanımalarını, ticari yapıyı öğrenmelerini, efendim sonrasında dillerini de o ticari yapı içerisinde geliştirmelerini amaçlayan profesyonel bir öğretim programıdır. Tabii 55 yıllık bu süre, 50 yıllık bu süreçte üzerinden geçen 50 yıllık bu süreçte program çok gelişmiş. İşte elektronik sistemlere dönüşmüş. Yeni standartlar getirilmiştir. İki tane standarda dayanır. Birisi SEVIS'tir, diğeri de DS2019'dur. Bu standartlar bizim öncelikle öğrenci olmamızı, herhangi bir üniversitede yüksek öğretim gören öğrenciler olmamızı, sonra da Türkiye ile bağlantılarımızın sağlam olmasını ve İngilizce dil yeterliliğimizin belirli bir seviyede olmasını amaçlayan programlardır. Program iki aşamada adından da anlaşılacağı üzere gerçekleşir. Work aşamasında arkadaşlar fiziksel güce dayanan, anlatabiliyor muyum? Nasıl yani fiziksel güce dayanan? Herhangi bir spesifikasyon içermeyen, yani özel bir özelliği bulunmayan, garsonluk, işte kasiyerlik, eskiden valelik vardı şimdi yok, komilik, benzeri işlerde. Yani şöyle bir tıp fakültesi öğrencisinin de, bir iktisat fakültesi öğrencisinin de, bir matematik ya da makine mühendisliği öğrencisinin de aynı şartlarda gerçekleştirebileceği, çalışabileceği işleri barındırmaktadır. Bu işlerle beraber sigortalar barındırmaktadır, çalışma izni barındırmaktadır. Ve programın en heyecanlı yeri olan, zaten öğrencilerin de oldukça gitmek için hoşlandıkları kısım olan gezi safhasını barındırmaktadır. Program Amerikan konsolosluklarıyla sponsor firmalar vasıtasıyla yürütülür. Yani sponsor firmalar öğrenci adına Amerikan konsolosluklarına ve Immigration Office'e, yani göç ofise garanti verirler. Öğrenci kefil olurlar. Türkiye'den 2020 Covid pandemisine kadar yaklaşık 6000 öğrenci her yıl Work and Travel değişim programıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yaz aylarında gitmekteydi. Bu yıl bu sayı yaklaşık 1000'e düştü, 6'da 1'ine düştü. Çeşitli özel standartlar getirildi. Ama program hala devam ediyor. Geçtiğimiz yılda devam etti. Amerikan vize ofislerinin Nisan ayı gibi açılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili Amerikan Konsolosluğu'nun kendi Instagram adresinde SWT ile ilgili, yani Work and Travel, Summer Work and Travel programı ile ilgili açıklamaları var. Tabii bunda da yeni standartlar getirilecek, çalışma standartları değişecek, işler değişecek. Ama şey, mevcut durum şöyle, havacılıkta bir tabir vardır, işte havacılık tarih kanla yazılmıştır diye. Yani her kaza yeni bir teknolojik gelişmeye yol açmıştır. Burada da Work and Travel'ın yaşadığı bu Covid süreci hem standartlar bazında hem de teknik imkanlar bazında yeni gelişmelere yol açacak. Türkiye'de üniversite öğrencileri, neredeyse bütün bölümlerdeki üniversite öğrencileri Work and Travel programına katılabilirler. Ancak İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekiyor. Bu seviye mevzuna gelince şöyle, Amerikan konsolosluğundaki görüşmeniz sırasında oradaki vize konsolosuna kendinizi anlatabilmeniz gerekiyor. Ülkenize geri dönmeyeceğinizi, kaçak kalmayacağınızı, neden böyle bir programa katılmak istediğini anlatmanız gerekiyor. Bir de şöyle, çok yanlış bir algı var. Bunu zaman zaman biz yayınladığımız yayınlarda ve şeylerde belirtiyoruz. Work and Travel bir mevsimlik işçi programı değildir. Work and Travel para kazanma amaçlı bir programda değildir. Work and Travel Amerikan kültürünü öğrenip dilimizi geliştirmeyi sağlayan bir programdır. Mesela şeylere bakarsanız, biz bunların geçtiğimiz yıllarda ciddi araştırmasını yapmıştık. Bakın, büyük şirketlerin yöneticilerine bakın. CV'lerine bakın. Hepsinin şey, Work and Travel benzeri Amerikan tecrübeleri vardır. Nedir? Oradaki ticaret yaşamını görürler. Hayatın içerisine girerler. Evet, gezerler, eğlenirler. Ve bunu çok düşük maddi imkanlarla yaparlar. Yani Work and Travel'da amaç para kazanmak değil, oradaki gezi ve hayat sürecimizi sübvanse etmektir. Yani desteklemektir. Mümkün olduğu kadar ekonomik şartlara yerleştirmektir. Bütün dünyadan insanın dil öğrenmesini sağlamış oldukça ekonomik bir programdır. Ana hatlarıyla Work and Travel budur.
biliyorsunuz internet çok önemli bir bilgi kaynağı. Aynı zamanda kalitesiz bilgiye ulaşabilmek için de çok önemli bir, yani kolay bir bilgi kaynağı. Bununla ilgili mesela küçük bir Google Search yaptığınızda işte bir sürü şeyle karşılaşırsınız. İşte çeşitli fiyat seçenekleri. Öncelikle bakın, Work and Travel'da dikkat etmeniz gereken en önemli şey sağlık standartlarıdır. Yani bütün sigortalarınızın tam olması gerekir. Nedir? Mesela işte diş sigortası standartları var. Birçok firma bunları uygulamıyor. Neden uygulamıyor? İşte çok büyük bir ihtimalle oraya giden öğrenciler bu 4 aylık süre içerisinde dişleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ama ben bunu şey olarak görüyorum. Araba kaskosu yaptırmak gibi görüyorum. Evet, şey, çok büyük bir ihtimalle aracınıza kasko yaptırdığınızda da o yıl kaza yapmıyorsunuz ama çok basit bir tampon parasına kaskoyu yaptırıp ya da daha ucuna kaskoyu yaptırarak bunu garanti altına almış oluyorsunuz. Sağlık standartlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Sonra arkadaşlarımızın anlaştığı firmalarda personele dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bakın şöyle anlatayım. Yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde mesela başınız derde düştüğü zaman, bir sıkıntınız olduğu zaman, herhangi bir problem yaşadığınız zaman danışmanınızı arayacaksınız. Mesela annenizi aramayacaksınız, babanızı aramayacaksınız, yakınlarınızı aramayacaksınız. Çünkü bir şey yapamazlar. Yani yapacak olsalar da, yapmak isteseler de düşünsenize 14-15 saatlik bir yol gitmeleri gerekiyor. Yani bu imkansız mevcut şartlara baktığımızda. Öncelikle danışmanınızın İngilizce bilmesi gerekiyor. Bakın Türkiye'de birçok firma, şehrimizde birçok firma İngilizce bilmeyen danışmanlarla bu işi yürütmeye çalışıyor. Sonrasında bölgeye mutlaka gitmiş ve görmüş olması gerekiyor. Yani nedir? Size yardım edecek. Düşünsenize yolda kaldınız. Danışmanınızı aradınız. Danışmanınız size yardım edecek. Buradaki bağlantıların çok güçlü olması gerekiyor. Ve şöyle, saat farklarından etkilenmeyen bir mesai programıyla çalışıyor olması gerekiyor. Nasıl yani? Siz Amerika'da işe başladığınız zaman Türkiye'de mesai bitmiş olacak ya da bitmeye yakın olacak. Work and Travel ajantalarının çok büyük bir kısmının olması gereken koşullarda mesaisi yoktur. Sabaha kadar çalışmak zorundadır. Buradaki personele özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Sonra para kısmına geldiğimiz zaman uçak biletlerini almaları gerekiyor. Uçak biletleriyle beraber servis ve DS ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Bunlar Work and Travel'ı sağlayan formlardır. Bununla beraber sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Bu kalemleri alt alta topladığımız zaman Work and Travel bir öğrenciye yaklaşık 4.500-5.000 dolar civarında bir bütçeye mal olacaktır. Buna işte oradaki giderlerini ilk birkaç gün karşılayabileceği küçük bir harçlık vesaire dahildir. Yani bir maliyet hesabı yaparsak, yani ücret değil de bir maliyet hesabı yaparsak herhangi bir öğrenciye Work and Travel 4.500-5.000 dolara mal olacaktır. Ben burada bir şey de eklemek istiyorum. Öğrencilerin sözleşmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. İmzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka sözleşme imzalamaları gerekiyor. Konaklama standartlarını önceden konuşmaları gerekiyor. Orada kalacakları yerleri. Mesela biraz önce bahsettim, çok bahsediyorum ama bir Google Search yaptığınızda yine Work and Travel'la ilgili yaşanan bütün problemler konaklamayla ilgilidir mesela. Neden? Firmalar konaklama standartlarında işte şartları biraz daha ucuza getirmek adına şeyleri standartın dışına çıkartmaktadırlar. Ama Department of State'in, yani Amerikan Göç Biriminin bununla ilgili belirlediği sınırlar vardır ve bu sınırlara uymak zorundadır. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Work and Travel'a gidecek bir öğrenci programı çok iyi araştırmış olmalıdır. Yani öyle ben firmalardan öğreneyim değil de programın detaylarını, spesifikasyonlarını çok iyi bilmelidir. Daha önceden gitmiş olan insanlarla görüşmelidir. Bunları yaparken şeye de dikkat etmelidir. Mesela VAT sürecinde işte bizim için çok iyi olan bir yer bir başkası için iyi olmayabilir. Yani bunları dinleyip bir süzgeçten geçirip daha rasyonel veriler toplamalı. Buna göre firmalarla görüşmelidir.